بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النكرة والمعرفة النكرة والمعرفة كونوا جالك شن بو نكرة أصلاً نكرة, نكرة نكرة ورا تفعيل بابنن اسم مصدره ama şu an ismi cins kılınmış. Marife de o şekilde. arafanın ismi masarıdır fil asli ama şu an ismi cins kılınmış. Yani el ismi münekkeru el ismi muarrafu bundan bahsedeceğiz. Marife olan isim ve nekre olan isim. Nekiratun kabilu el müessira evvaki'un mevki'a ma kad zükira bu mübtedadır. Kabilu el o onun haberidir. Bu müessira da bu el için hal oluyor. Yani nekira nedir nekira? Kabilu el. Yani ismun kabilu el. Bir isimdir. O isim ki kabilu el. Eliflam kabul edebilen isimdir. Tabi o el, eliflamın hale de müessiran tesir yapması lazım. Yani müessiran et tarife yani ha. Müessiran ey et tarife yani. tariflik etkisi yapması lazım yani. Ha. Marife yapan eliflam bunu kabul eden isim nekiredir. Mesela raculun raculun nekiredir. Bu raculun niye nekiredir? Çünkü eliflam kabul edebiliyor ve o eliflam onda onu marife yapıyor. Marifelik etkisi yapıyor onda. Onu marife yapıyor. O yüzden raculun nekiredir. Ama mesela zeyd mesela sen buna eliflam getirsen Ez Zeyd yapsan bu eliflam o, o Zeyd'in marife yapmadı. Marifelik etkisi onda oluşturmadı. O zaman Zeyd nekire değildir. Nekire odur ki eliflam kabul ediyor ve eliflam onda tariflik etkisi oluşturuyor. Ve hutta evvaki'un mevki'a ma kad zikira. Ve kendisi eliflam alamıyor ama eliflam alabilen bir ismin yerine geçmiş. Mesela zu kelimesi zu. Hani bu sahibin manasına gelen zu var ya. Bu zu nekire midir, marife midir? E bakıyoruz ki zu kendisi eliflam alabiliyor mu? El zu diyemiyoruz. Eliflam kendisi alamıyor. Ama kendisi vakiun. Yani ismin vakiun. Bir isimdir vakı olmuş, yani bulunmuş. Mevkia yerinde. Ma kad Bu zikidilen yerine. Zikire nedir? Hani kabülü el müessira. E, e, tarif etkisiyatan eliflamı kabul eden bir ismin yerine vak olmuş. Yani mevka ismin ku yakbalu el müessira yani ya. Eliflamı kabul eden bir ismin yine vak olmuş o thu". Çünkü zu kendisi eliflam alamıyor. El zu diyemiyoruz. Ama o zu eliflam alabilen bir ismi, ismini ismin vak olmuş. Yani yine vakı olmuş. E, sahibi yine vak olmuş. sahibi sahibin alabiliyor. El sahibi diyebiliyoruz yani ya. ma'rifatun معرفة ve وذي وَهِنْدَ وَبْنِ وَالْغُلَامِ وَالَّذ۪ي وَغَيْرُهُ Yani bu nekire ismin dışında. Şimdi ben nekiretun kabiletu demesi lazımdı. Kabiletu el. Niye kabiletu demedi? Çünkü bir etibari kevni ismi yani. Kevni nekire de ismen. Çünkü nekire isim olması itibariyle. Bak. Nekiretun yani ismun kabilu el. O nekire sonuç nedir? i̇simdir yani ha. O ismin itibariyle yani ismun nekiratun. O itibarla yani kabulü demişiz. Ve o ismun itibariyle yine neke sonuçta bir isimdir. Ve o itibariyle gayruhu demiş. Gayruha dememişiz yani. O hu damri nekeye dönüyor. Gayruhu bu nekire isim dışında kalanlar marifetun. Onlar marifedir. Marifede e, kısımları nelerdir? Şimdi bize onun kısmını söyleyecek. Kehum mesela damiller. Ve zi ismi işaretler ve hind yani alemler ve bini e, yay mütkerime edilenler e, ondan sonra benim yani, e, maksat bunlardan bir tanesi idafe edilen ama burada damire idafe edilmiş e, idafe <laughs> maneviye <maks> <meaning. gülüyor> vel gulami ondan sonra elif -lam alan eliflam e, tarif edatı alan vellezi bir de ismi usuller işte bunlar marifelerdir. Marifelerin kısımları 1, iki, üç, dört, beş, altı tanedir. Altı çeşit marife var. Şimdi şerhine geçelim. Evet. Nekiratun kabilu el. Yani nekira ismun kabilu el. Yani eliflam alabilen, eliflamı kabul eden bir isimdir. Tabi halekevnihi, yani halekevni ve eliflam. O eliflam halekevni de o müessiran tesir edecek fihi o nekire isimde et tarife yani ha marifelik etkisi oluşturacak. Mesela keraculin örneğin. Racul nekire bir isimde. Eflam kabul ediyor. Eflam bunda da e, etkisi yapıyor. Ama bir hilafi Hasan. Mesela Hasan diyelim, diyelim ki alem özel isimdir. Hasan e, diyelim ki alem özel isimdir. eliflamdan önce zaten marifedir. Eliflam gezen onu marife yapmıyor ki. Ondan marifelik oluşturmuyor fe'inna al-dakhila 'alayhi wa al-iflam al bu hasan da aliflam la tu'thiru ta'siret min bu hasan da ta'rifan onda tariflik etkisi oluşmuyor yani onu marife yapmıyor çünkü hasan zaten daha aliflam gelmedence alem olduğu için marifedir ha felse binekiretin o zaman demek bu hasan nekire değildir aliflam gelip de onda tariflik etkisi yapmıyorsa demek o zaman bu hasan nekira değildir Veyahut kendisi o isim nedir? Kendisi leyse bir kabilin li el. Kendisi eliflamı e, tarif alamıyor. Kabul etmiyor. Ama lakinnehu fakat o isim vaki'un. Kendisi vaki oluyor. Bulunuyor. mevki ma kad Zikir edilenlerin yine vak oluyor. Zikredilen neydi? Yani mayak belu el. Eliflam kabul edebilen. Eliflam kabul eden bir ismin yerine vakı oluyor. Vaki'un ismin ku kad zükira. Yani ne durumda zükür ayın ma el. Yani diyelim ki mesela öne zu. Ke zu mesela zu. bana sahaptır. Bu zu kendisi e, e, eliflam e, bakfene bu la takbalu el. Eliflam kendisi kabul etmiyor bu zu. Kendisi eliflam kabul etmiyor ama eliflam kabul edecek bir ismin yine vakı olmuş. bu la takbalu el. Eliflam kabul etmiyor ama lakinna fakat bu zu takav mevki'a vakı olmuş ma yakbalu hea. Elif kabul edecek bir şey vak var konuşuyor ya. Ma öyle bir şey yakbalı kabul ediyor. Ha o Elif Lam'ı. O Elif e, kabul edecek e, bir şeyin yerine var konuş bu Ve o da sahibun. O ma yakbalı ha nedir? Sahibundur. Sahip burada hani isim faal olarak düşünmüyoruz ha. Müştak olarak düşünmüyoruz. Burada sahip yani e, ismiyetlik ona galiba çalmış. Çünkü hani fil asli sıfat müşebbeydi. Burada artık isimlik ona galip çalmış. Evet. Yani bu artık isim faallik manası, müştaklık manası düşünmüyoruz. Burada isimli kalıbe çalmış. E, yani sanki camit bir isimmiş gibi. Ve bu sahip e, şeydir. Eliflami tarif alabiliyor. Zu da bunun yine olduğu için o zaman zu kendisinin o da nekiyedir. Ve gayruhu ey gayru ma bu zikirdiklerimiz dışında kalanlar marifetun yani bunlar marifet. Zikirdiğimiz neydi? ya kendisi elif alabiliyor ya da elif kendisi elif alamıyor ama elif alabilecek bir şeyin bir ismi ne vak olmuş. Bunun dışında kalanlar marifedir. Ma ve mağrifeden mudmarun ya damirdir kehum ve ismi şaretin innehu zi ve alemun nehu hind e, innehu hinde ve mudafun ila marifetin ma ve ma de marife idafe edilen tabi idafe manevi olatan mesin nehu ibni orada ya imtiyem idafe edilmiş bir de ve muhallen muhallen bi el muhallen muhallen yani müzeyyenen anlamda ve süslenilmiş bir el e, eliflem marife tarif edatı olan eliflemla e, eliflem tarifle süslenmiş olan mesela el gulen bak eliflem almış bu da marifedir bir de bu mevsulun tabi mevsulun ismi yani ismi mevsullerde nehu abu bu ismi mevsuller bunlar da marifedirler evet marifeler bunlardır Tabi bazıları bazı kısımlar ekliyorlar malife. işte falan kısımda malifenin şöyle bir kısmı var diyorlar. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Ve zade fi şerh el kafiyeti. Şerh el kafiyede ziadelleştirmiş. Malifenin bir kısmında demiş ki el münadel maksuda. Zade el münadel maksuda. münade maksud mesela ya Orada bir kişi muayyen birini kastediyorsun. Yani hani Kör bir kişi ''Ya raculen diyor ya. maksud maksubun'' çağırıyor. O değil yani ha. Maksud böyle kastettin. Bir, belli bir, bir adamı çağırarak onu, onu ediyorsun, ''Ya racul'' diyorsun. İşte bu racul da diyorlar. E, bu da e, marifedir. münade maksud'' ''Münade-i neke O da diyorlar ki o da marifenin bir çeşididir. Evet. Orada muayyen bir racul kastı Sonra vaktara fit e, bu da atfı zade üzerine ama min atfı alleti. Bu illet konumundadır. Yani fi hükmül illet. Yani peki niye münadayı maksuda marifeden saymışlar? E, çünkü vaktara fit tesil tesilde tesil kitabında tercih etmiş. Demiş enne ta'rifahu yani ta'rifel münadayı maksud bu münadayı maksudun marifeliği şu sebepten dolayıdır bil işareti ilehi yani bir sebebi işaret ilehi ona işaret edildiği için vel muvacihati aynı manat ona yönelildiği için mesela ya racülü diyorsun ya orada muayyen bir adama yöneliyorsun o muayyen bir adamı kasıyorsun e işte bak o, o yönelme var ya ona işaret etme A, bu sebepten ötürü marif olmuş ha de ki orada bazıların dediği gibi bu harfin nida ile marif olmuş ve de bazen dediği gibi racı burada kadar bir eliflamla marife ma olmuş o şekilde değil yani ha bise bil ve muvacihati abu sebepten dolayı olmuş malif olmuş sonra ve nakalehu sonra abu e, hani bunun marif ma olması bil şahid ve var ya abu sebepten dolayıdır abu görüşünü nakletmiş Fişerhi kendi şerhinde hem de annas sibevi sibevinin nasından e, e, nakletmiş yani Sibeyi bu konu hakkında nas, kesin hüküm belirtmiş. Demiş ki münadey maksud o da marifedir ama o bil işareti lehi vel muaceti. Bu sebepten dolayı marifedir. Bak Sibeyi'nin bu görüş hakkında da nasıl olduğunu da nakletmiş yani ha. Ya. Evet. Marifeden bir de kısmı şu münadey maksuddur. Ve zade Kisan i̇bn Ma ve men el istifamiyeteyni yani istifam edatı olan bu ma ve men e, bunlar şey diler, bunlar da e, marifedirler e, i̇bn göre. Demek ona göre marifedirler ama başkalarına göre ma ve nekir Evet. Mesela ma istifa mesela ma ekelte e, mesela diyorsun hubzen ve de men diyorsun men raite mesela men raite diyorsun ki mesela. İşte mesela Mekete Cabradus el Khubze. O men raite mes cevabı diyorsun zeyden, zeyden, diyorsun. Yani cevap verilirken hani cevap verirken marife isimleri isimler cevap veriyorsun ya. İşte diyorlar o cevabı itibariyle bunlar da marifedir diyorlar. Yani İbn -i Kisan o şekilde söylüyor. Yani bunların cevabında e, şey geldiği için nedir ismi? E, marife geldiği için. mesela manın cevabı mesela ma ekelte sen neydin? Cevap veriyorsun diyorsun el hubze e i̇şte bak el hubz marifedir. Mesela men raite kimi gördün sen diyorsun ki mesela Zeyden. Zeyd marifedir. Bu cevabı itibariyle bunlar da marife sayılmış. Yani öyle deniliyor cevabı itibariyle. E cevap marife geliyor ya o yüzden marifedir. Buna da marifet diyorlar. Ama bu tabi bu görüş buna reddiye yapmışlar yani. Diyorlar mesela ma ekelte sen buna cevap olarak illa el hubze demek zorunda değilsin ki. Khubze de diyebilirsin bak. Nekiye bak getirirsin. Cevabı Neke geldim. Ve de men Mesela kimi gördün? Bunun cevabına illaki e, Zeyden demek zorunda değilsin ki. Men ra'eyte yani ra zeyd. Racülen. Diyebilirsin. Racülen. Ra'eytu Bak nekiye gelebiliyor ha. Yani bu İbn-i Kisan hani diyor bu istifamiye diyorlar. Is bu men istifamiye. Bunlar marifedir. Bunlar hani o cevabı itibariyle işte ele, al ele, al ele alıyor. Ama ona da radde yapılmış. Diyorlar işte. Cevabına neke de gelebiliyor yani ya. Ve i̇bn Haruf, i̇bn Haruf da ıı, o da e, ıı, ma'yı ziyadeleşmiş. Demiş ma'da bu ni'im ma da ki ma var ya. Demiş o ma da O da ma'lifedir. Fi dakaktuhu dakkan ni'im Çünkü bu ni'im hani as, as, o ma o daktan ibadet. Yani, yani ni'me eddakkuhu yani ha. Asıl edir. O ma ıı, 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 faaldir, ni'menin faalidir. Bu manu eddak. O ey, manu şöyle, ni'me eddakku huve yani ha. O işte bak, hani ni'menin faali her zaman marif olarak geliyor ya. Elif yam kendisine bulan isim. Mesela ni'me raculu. İsmi cüzü muarraf bir elif. işte o faali her zaman öyle geldiği için. O ma da, bu manu eddak, ni'me eddakku huve yani. O işte yapıyorlar, diyorlar ki bu da ma da nedir? O ma o ma da, marifedir yani. ya. da ma e, marife olarak e, kabul ediyorlar yani. Evet. Takdir öyle oluyor. Ni'me eddakku yani huve. E, bu dersimizde bu kadar olsun. femalizi lizi. Damiller konusuna geldi. Şimdi hani e, dediğim işte altında marifeler hepsini tek tek saydı. Artık bunlar hepsini tek tek beyan edecek artık bize. Ee, şimdi ilk konu damillerden başlayacak anlatmaya. Buna olsun olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain.